Hatta Jimmy tersinkinde. Merhaba, iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Böyle zamanlarda boş ver, yapma bu haberi diyorum kendi kendime. Sonra bir bakıyorum haber yayılmış ve iyi kilerim benden haberin aslını duymak istiyor. Sonra da kaçsam da geri dönüp yapıyorum haberi. Bu haber de öyle bir haber işte. Birkaç iyi kim sordu konuyu anlatayım dedim. BTS Proof albümünün bütün şarkı listesi yayınlandı. Big Hit'in basın açıklamasına göre CD2'deki şarkılar üyeler tarafından seçilmiş. Herkes istediği iki şarkıyı CD'ye dahil etmiş. Jimin'in dahil ettiği iki şarkı var. Biri Filter, diğeri ise prodüktörlüğünü yaptığı Friends şarkısı. Filter şarkısı BTS'in 2020'de çıkan Map of the Soul 7 albümündeki Jimin'in solo şarkısı. Şarkıyı da, dansı da, Jimin'in seslendirip performans sergilemesini de sevmeyen yoktur. Çoğu kişi o şarkıyla Jimin'e aşık oldu. Park Jimin'in bütün cazibesini ortaya koyduğu bir performans. Bu şarkıya tam 10 kişi emek vermiş. Herkes bir şeyler katmış. Bunlardan biri de Jungbabi. Kendisi kadınlara fiziksel tacizde bulunup bunları filme aldığı suçuyla yargılanan biri. Ne demek istediğimi anladığınızı umuyorum. Bir adı var ama terbiyemi bozmak istemiyorum şu an. Şimdiye kadar duydunuz mu bu adamı? Hayır. Filter 2 yıllık şarkı olmasına rağmen hiç ARMY ya da medya bu konulara girdi mi? Hayır. Albümün son CD'si de yayınlandıktan sonra Juwon Park isimli gazeteci bu konuyu gündeme getirip BTS'i hüküm giymiş suçlu biriyle çalışmakla ve Jimin'i de bu şarkıyı albüme konulması için seçmekle eleştirerek ortalığı karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine kendisine gelen yorumları paylaşıp ARMY ve BTS'in göründüğü gibi olmadığını söyleyerek karalamaya başladı. Irkçı bir yorumu kendisine hesap açıp kendi attığı ortaya çıktı da neyse. Peki kimdir bu Juwon Park? Bu arkadaş aslında başka şirketler için çalışan, BTS'i karalamak için para ödenen sözde gazetecilerden biri. Kore'de çok fazla bu şekilde paralı ve taraflı medya var. En çok uğraşılan kişilerse BTS ve ARMY'si. Bu kişi ahlaktan bahsederken aslında yine aynı suçtan hüküm giymiş bir üyeye sahip olan bir grubu destekliyor. Gruba, üyeye ve bu iğrenç şeyi savunan fanlarına övgü dolu tweetler atıyor. Sizce normal mi bu? Açıkça başka şirket adına çalıştığını belli ediyor. Kendini haklı göstermeye çalışıp ona destek çıkan birkaç çapulcunun destek tweetini de paylaşıyor. Fanların ona yazdıklarını utanmadan masum ayağına yatıp atıyor. Ama güzelce açıklama yapan ARMY'leri tek tek engellemiş. Çünkü görevi karalamak. Ancak gerçeğe dönersek bu şarkı 2 yıldır var. Ve asıl besteciler, en çok katkı yapanlar bu 3 kadın. Ve bu şarkıyı yaptıkları için aşırı mutlulardı. Arkada bir anlığına gitar çalan bir adam yüzünden o 9 kişinin emeği, hele de bu 3 kişinin emeği hiçe sayılamaz. Neden şarkının asıl sahipleri onun yaptıklarının sonucuna katlansın ki? Bu insanların suçu ne? Ayrıca bu Jungbabi'nin olayı şarkı yayınlandıktan sonra çıkmış. Bilirsiniz, Bangtan bugün yayınladığı şeyi yıllar öncesinden tamamlıyor. Yani olaydan belki yıllar önce çalışmışlar. Ha, bu gazeteci buna da itiraz ediyor. Diyor ki, madem çıktı bu olay, albüme koymasalardı bari. Filter sadece bir şarkı, hem de çok güzel bir şarkı. Bir kişinin yüzünden 9 kişinin emeğine haksızlık edilmemesi gereken bir şarkı. Zaten medyada bu adamdan başka konuşan da yok bu konuyu. Bütün linç yalanlarını da kendisi çıkardı. Uğraşmayın, bırakın kendi kendine konuşsun deli. Ha, illaki yazmak isterseniz Bangtan'a yakışır şeyler yazın. Çocukların da umrunda olmamıştır çünkü çırpınışları çok komik. Başka bir iş bulmalı kendine. Ki madem o kadar hassas biri, nefretini kusması gereken kişi Bangtan değil, Jimin değil, Jungbabi'nin kendisidir. Adamla o şarkıdan sonra alakamız bile yok. Ayrıca Kore'de eğlence sektöründe kim kimdir bilmek zor. Çok sevdiğiniz, düzgün sandığınız biri ertesi gün iğrenç bir suça karışmış olarak çıkabiliyor karşınıza. Bangtan insan sarrafı mı be? Karalama çalışmaları bize sökmez. Bu çocukların tek bir skandalı yok. O kadar çaresizler ki üyelerin alakası olmayan konularla linç etmeye çalışıyorlar. Evet canlarım, amaç belli. Rekorları engellemek, Bangtan'ı aşağı çekmek. Ama ne zaman işe yaradı ki şimdi olsun? 10 Haziran'da yer yerinden oynayacak. Yet to Come Billboard Hot Trending Song listesinde henüz yayınlanmamasına rağmen 20. numarada yer aldı. Bangtan'la uğraşmak kolay mı be? Siz neler düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Haydi paylaşın, sizi morluyorum.